Evet arkadaşlar, Rol Oyunları Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün saat böyle 1'de erkenden. Çünkü hafta sonu yapamayacağız %90 Cuma ya da Pazar günü. Dedik bugün erkenden yapalım. Oyun şeyi eksik olmasın, kaynamasın. Evet, ben hemen özete geçiyorum. Geçen hafta ne yaptık? Geçen hafta gitmemiz gereken şehre vardık. Sonra onun başkadısıyla konuştuk. Dedik ki böyle böyle yargılanması gereken bir suçtu var. Bunu yargılayın. O da tamam dedi, yargılarız dedi. İşte tarih vereceğim ben size dedi. Ondan sonra oradan ayrıldık. Yine oradan at aldık. Gitmemiz gereken bu kaybolan kişinin babasının topraklarına, şehrine, kasabasına gittik. Yolda gezerken Akodo Utuba'yı bulduk. Büyük ihtimalle köylülerden dayak yemiş bir şekilde gördük biz onu. Sarhoştu. Kafasında bir şişlik vardı. Yani %90 dayak yemişti de gizliyordu böyle. Neyse, biz bunu kafaladık. Sen harikasın, sen efsanesin, sen çok iyi samuraysın falan şeklinde böyle. Sonra akşam yemeğine davet etti babası. Bizi yarım saat bekletti. Onu niye bekletti hala bilmiyoruz. Baş başa kalınca bakacağım onun bir şeyi vardır. Saki'ye soracağım mutlaka. Ondan sonra işte yemek yedik, hediye verdik. Muhabbet, sohbet falan, birkaç zar atıldı. Ondan sonra... Ha, bu arada Futuba kumara gidecekti. Dengünesu ile birlikte gidecekti. Aradan da nasıl çıktı? Ben sizin falınıza bakayım bir dedi. Size bakayım demedim. Dedim Beni ben evlilik kurtardı. yapacağım dedim. Beraber yürüyelim dedim. Yürüyüş yapacağım, beraber yürüyelim falan filan dedi böyle. Falına bakarım dedi, elini tutayım dedi falan. Ama bunlar yani liseli ayakları nasıl? İşte bile. Ondan Ayakkabı. sonra. İşte bile. Yani hani şey desen daha mantıklı. Pul koleksiyonum var, gel göstereyim desem daha mantıklı yani, anladın mı Ben hani? kelebek topluyorum. Ha işte. Ondan sonra tabii Kanarutsu bu duruma öfkeli, Niye sinirli bir anka acaba? kuşu gibi kanatlarını açmış, alevlenmiş, bekliyor. Nanosu gelse de kıyameti kopartsam diye. Sanmıyorum. Sanmıyorum. Neyse, bu kadar özet. Geri detaylı izlemek isteyenler Evet. YouTube'dan izleyebilir. Evet, Arda söz sende. Tamam. Şimdi en son bıraktığımız zaman olayları ben hızlıca bir şey yapayım. Nanosu dışarıda bir şeyin altında bir yağ lambası ışığının altında Futuba'yı böyle biraz kafası güzel olmuş bu Futuba'ya işte sana geleceğinle ilgili bir fal bakacağım. İşte Futuba da bundan ilgilenmiş bir şekilde geleceğini öğrenmek için daha böyle geleceğini çok merak ettiği için bunu öğrenmeye çalışıyordu. Dengunetsu Futuba'nın önerisi üzerine köyde bulunan gizli bir hem yarı geyiş evi diyeyim de böyle hafif pavyonvari işte aynı zamanda şey yapılan işte kumar oynanan biraz işte oturup eğlenilen içkilerin olduğu binanın altında bir yere gitti. Ve Okura ve Kanarutsu da odalarında Takuru uyuyordu. Kanarutsu da meditasyon yaparak dinlenmeye çalışıyordu. Şimdi öncelikle Nanasu'nun olduğu yerden devam edelim. Nanasu sen Futuba'yı alıyorsun karşına. Işığın altındasınız. Dışarısı şey gerçekten yani karanlık dışarısı. Çoğu kişi yok artık dışarıda. İnsanların bu saatlerde çok gezmesi beklenmiyor zaten. Uyuma saatleri gelmiş çoğunluğunun. Erken kalkıp çünkü sabahleyin işte tarlalar biçilecek. İşte işler yapılacak falan filan. Dışarısı köyü içinde bulunan çoğu yer şey. Şimdi kaleden çok uzak değilsiniz. Kalenin etrafındaki birkaç tane yağ lambası aydınlık. Ve siz de bu yağ lambasının altında bulunduğunuz için kaleden görülebilir bir durumdasınız. Sen Futuba'yı alıyorsun karşına. Nasıl bir fal bakımı yapmak istiyorsun? Yani sen işte adamın elinden işte bu el falı işte evlenecek mi, geleceğine falan mı bakacaksın? Yoksa ne bileyim kemik falıyla başka bir şeyine mi bakacaksın? Ben el falıyla kemik falına aynı anda bakmak istiyordum aslında. Hani şu an onun bir pek bilgisi olmadığı için Kemiği kemik adamın falına elinden seçiyorum. yani kemiği onun elinde yine şey yapıp geçmişini de görmek istiyorum çünkü yani eğer yani yaptığı bir şey varsa onu da görmek istiyorum. Ve Ya sen şey geleceğinde diyorsun.
Fal hiçbir zaman geçmişe bakan bir şey değil. Hep geleceğe bakan. Yani olabilecek şeylere ya da işte olabilecek şeyleri ama olmuş şeyleri de gösterebilecek şeyleri yok mu? Ya şöyle gelecekle bağlantısı varsa hani mesela sen şöyle bir şey yapmışsın bunun sonucu böyle sonuçlanmış diye. Evet. Evet. Bunun öyle şeyler diyebilirsin. Sadece bir şey diyemezsin işte. Yani. Sadece şeyi öğrenemezsin yani. Geçmişinde şu olmuş. Yok. Birkaç tane şey çıkarabilirsin belki ama şimdiki ya da gelecekteki olaylara bağlanması gereken şeyler olur genellikle. Tam olarak onu yapmak istiyorum. Yani geçmişinde yaptığı bir şeyin gelecektekilere etkisi ve geleceğinde ne olacağı. Tamam. Evet. O yüzden de ben... Sen bir teoloji void at. Teoloji void'i atıyorum. Evet at bakalım. Ya void'ini zor... kaç yaptın? En son XP harcadığım falan bir şeyler diyordu arkadaş. At yolla. 5 yapmış. Zorluğun 5. 4 5. Kaç lazım? Zorluğun 5. 1, 2, 3, 4. Patlatayım ben bunları o zaman. Bak bence patlat. Beyazları patlat. Yani... Siyahı iki beyazı patlatmayın mı? Bence hepsini fazla olmasa ekstra bilgi verecek misin? Var mı öyle bir konsept? Yok. Tamam o zaman iki beyazı beyaz. Patlat. Ama bir de gelmezse var ya bizim. Abi zorluk 5 ama yani. Hani... Zorluk 5 miydi? Siyahı da patlatabiliyor muyum? Tuttuğun, bak şunu belirteyim. Tuttuğun bütün patlayıcılar patlıyor. Hepsini tamam ben hepsini tutuyorum ya. Yani hepsini tutuyorum. O yüzden bir beyaz ve bir siyah dağıtacağım. Tamam. Hiç başarı gelmeyebilir bu arada bundan da yani. Dın dın. Ya Hak! Bir daha patlat. Hak! Bunu tutmak zorundasın zaten. Tamam. Tuttum bunu zaten. Sonucu tutmak zorunda değilsin. Yok son, şeyi tuttum patlayıcılı olanı. Yani kaç şey aldım? Bir, iki, tam beş. Üç. Üç tane şey aldım. Strife'm var. İki tane de fırsatım var. Evet. Bir tane, iki fırsat var. Üç, evet iki fırsat var. Pardon. Üç şey aldım. Şimdi fırsatımdan... Üç fırsatın var. Fırsatını, şunu belirteyim. Fırsatlarını kullanarak falın ne kadar ileri ya da ne kadar geri bakmasını istediğini arttırabiliyorsun. Ya da stresini kaldırabilirsin. Stresimi kaldırmak yerine şeye bakacağım. Daha ileriye, daha geriye. Daha ileriye de daha geriye bakacağım. Onu da falın gidişatına göre baksam olmuyor mu? Yani okey. Öyle söyleyeyim. Ay, ikisi için de mesafe şeyi uzatıyor. O zaman tamam uzatıyorum. Sırayı tamam. Uzatıyorum. Yani şey genişliğini uzatıyorsun falan. Sen işte şey istiyorsan kendin de betimleyebilirsin ama şeyin eline şey veriyorsun kemik zarları. Kemikleri verdim. Sallamasını rica ettim. Ben de elinden tuttum. Kapattım. Sallamasını rica ettim. Salladıktan sonra yere bırakmasını rica ediyorum. Hı. Muhtemelen evet. Yapıyor. Ondan sonrası... Hı. Ondan sonra sen kemiklerin düştüğü şekillere bakıyorsun. Böyle bir an çok düşünceli duruyorsun böyle biraz daha şeyde. Fal bakmanın da havasına girmiş bir durumdasın. Seviyorsun sen bu işi biraz daha şeyden ötürü. Hani hem bu sahip olduğu mistisizm hem de şeyi belki biraz daha anlamını seviyordur. Bu... Acaba karşısındaki kişinin acaba ne olacak meraklı bir bakışı var ya hep böyle bir fal açıklanmadan önce acaba ne diyecek? Bu meraklı bakışını zaten bir süre sen şey yapıyorsun Futuban hani bakıyorsun meraklı yüzüne oradan biraz keyif çıkarıyorsun bu kadar geleceği merak etme isteğinden ötürü. Ondan sonra başlıyorsun söylemeye. Sen öncelikle şunları fark ediyorsun hangilerini söyleyeceğini sana bırakacağım. Şimdi Futuba'nın geleceğinde şey var. Daimyo olmak var. Daimyoluk geleceği var bu adamın. Yani bir lord olma ihtimali var. Ama bu lordluğu uzun sürmeyecek. Geçmişinde yaşadığı ve aslında geçmişinde yapmadığı bir şeyden ötürü bu kadar kısa sürecek lordluğu. Geçmişinde yapmadığı bir şeyler. Evet, geçmişte yapmadığı birkaç şeyden ötürü lordluğu bu kadar kısa sürecek. Ve sırtından bıçaklanarak yani ihanet edilerek vefat edecek. Peki. Kim ihanet edecek onu da söyle be. İhanet edilecek zaman yakın zamanda mı olacak? Yani hani Lord bu olduktan sonra. Lord olduktan hani sonra kısa Lord olduktan sonra kısa sürmesinin sebebi de bu olacak.
Aha. Böyle başka bir şey görmüyorum anladığım kadarıyla. Yok bu kadar. Ben böyle yani bak, şey herkesin çok zaten detaylı fallarını çıkarabilmek kolay değil. Bazı insanların kaderi diğer insanların kader çizgisinden çok daha kalabalık, çok daha kalın ve çok daha parlak olduğu için onlarda daha detaylı şeyler görebiliyorsun. Ama Futuba'nın zaten kader çizgisinin çok ileri gitmediğini de fark edebiliyorsun. Yani Futuba'nın ömrü daha çok uzun değil. Bunu söylemek istemiyorum muhtemelen. Bunu söylemediğim zaman herhalde bir şan ya da onur kendi içimde düşer mi? Ya şöyle, sen bunları biliyorsun. Bunu ona söyleyip söylememek sana kalmış bir nebze ama tabii ki de şey... nasıl desem... Yani bu senin vereceğin, Nanasu'nun kendi içinde vereceği bir karar. Bu onur kaybetmene sebep olmaz bence. Yani birisinin geleceğini görüp ona o gelecekle ilgili bir şey söylememek şey değildir. Bir suç değil sonuçta. Senin becerilerin var tabii, evet, geleceği görme ama zaten eğer o kişi kendi şeyleriyle hareket edebiliyorsa eder. Ama mesela ihanet edileceği durumu kesin biliyorsan, işte ne bileyim, işte şu kişi seni sırtından bıçaklayacak veya bunu yaşayacak kişi onurlu birisi ise onu söylememek o bir de bize o ihanetin parçası olmak olur. Ama onurlu bir kişi olup olmadığı, yani ondan emin değilim şimdi kardeşiyle ilgili olan durumda da. Ama şeyi söyleyeceğim. Birisi ne, neyse ben söyleyeyim. Ben bir şeyler görüyorum tabii ki. Bunları size en anlaşılabilir şekilde anlatmak isterim. Nasıl? Neler görüyorsun? Sizin bir geleceğinizde dayanmıyor olmak var. Evet. Böyle bir sırıtıyor, böyle bir keyfi bayağı kendine geliyor. Böyle bir şey dizine vuruyor. İşte bu, işte bu. Ama size bir soru sormak isterim. Bunun çünkü devamı da var. Geçmişte yapmadığınız, yapmanız gereken bir şey var mıydı? Yok. Ben yani... Şöyle düşünüyor. Sizi sevmeyen, sizden haz etmediğiniz, yapmadığınız bir şey için size nasıl söyleyeyim, şu ana kadar kin gütmüş olabilecek, sizden haz etmeyecek bir işten kaçtınız ya da yapmadığınız olmuş olabilir mi? Ama iyi düşünmenizi istiyorum. Yani şöyle bir duruyor. Bilemedim yani ne desem. Sen bir anlamak istiyor musun adamı? Adam şey evet, biraz evet. Konuşuyor gibi yani. Sen onu evet evet istiyorum. Şey söz sanatı falan da kullanabilirim varsa olursa. Hani bir şey yaptınız yapmadınız. Adam bir şeyi anlatmıyor tam olarak, böyle bir hikaye gibi bir şey anlatmıyor ama eğer adamın hislerini bir şekilde anlamak istiyorsan bir sentiment ve bu sentiment'ı nasıl kullanacağını, nasıl anlamak istiyorsan nasıl, onu söyleyeyim. Sen adamın söylemediği şeyleri, yani çünkü bir insanın söylediği şeyleri ne kadar isteyerek söylediğini anlayabilirsin ama bir insanın söylemediği şeyleri anlamak asıl sanattır ya. Bunu nasıl çıkarmaya? Void'le atarım onu muhtemelen. Şeyde hissetmek istiyorsun sen. Yani çünkü başka türlü atabileceğim herhangi bir şey yok. Hissetmek istiyorum, bir de anlamak için ne atabilirim? Yani sentiment void atacaksın. Evet. Konuşuyorum çünkü onunla bir anda. Yapmadınız, yaptınız, yapmadınız. Onun o anki durumunu bir şey çıkartmak için. Hadi be Void be. Hatta zorluğu 1'e indiriyorum. Yok yok 1-1. Aldım. Tamam. Hangi zar alıyorsun? Yani hepsinde stres var. Bari şey yapayım. 2 patlayıcı alayım. Onu da... 1 zorluğu. Zorluğu 1. Zorluğunu 1'e indirdim. Aynen. Çünkü alkol tüketmiş durumda olduğu için çok iyi saklayabilecek durumda değil. Bir tane alayım o zaman, onu da atıyorum. Fırsat almıyorum zaten. Tamam, şundan eminsin. Ya adam sana kesinlikle bir şey var geçmişinde, aklına geliyor bir şey. Ve bu şeyin tam olarak kaynağını anlamıyorsun ama birisinin ona karşı bir nefret hissedebileceğinden haberdar. Onu söyle. Bunu biliyor yani. Ha, biliyor bir şey biliyor. Yani ama sana şey diyor işte en son. Ya emin değilim ama yani böyle birisi varsa ne oluyor ki? Ne diyorlar? Ne yapıyorlar? Bu ne diyorlarından ziyade o kişiye karşı dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü gördüğüm kadarıyla size ihanet edecek kişi, geçmişinize yaptığınız bir şeyden ve bitirmediğiniz bir şeyden dolayı Lord olduğunuz zaman
size karşı bir ihanet içerisinde olabilir. O yüzden bunu benimle paylaşabilirsiniz. Ki ona göre devamını söyleyebileyim. Falımı da anlatabileyim size. Öyle bir duruyor. Sağa sola bakıyor. Ya, şimdi size söylüyorum ama şimdi falcı ve falına bakılan gizliliği gibi bir şey var mı? Yani onu dışarı söylemeniz. Ben de kalacak. Bokrat yemeğini. Nanosu yemin oğlum, ederek falan. Fal ve fal. Ondan sonra bir gizlilik. Fal ve fal. Oradan bir pop-up açılıyor tamam mı? İşte gizlilik ilkemize tıklayın diye. Şey geliyor, namazı geliyor. Gizliliğinizi koruyacağımıza kim ediyoruz? Yemin ederiz. Alttan çıkıyoruz. Tabii ki de. Sizi korumak bizim görevimiz olacaktır bu dönemde ve hani bunu gizlilik içerisinde tabii ki de. Çok teşekkür ederim. Söylemeniz sizin için daha yararlı olacaktır. Benim aklıma gelen, benim şimdi şu buradaki birkaç ters kişiye borcum var. Onları daha ödeme fırsatım olmadı. Hı hı. Benim aklıma o geliyor. Borcunu kaynağını söyleme yani nereden borç olduğunu söylemedi şimdilik ama tahmin ha. Edebilirsin ki kumardan. Yani evet. Söylemiyorum yani ben. Bir hizmet karşılığında sahip olduğu şeylerin borcu. Sormuyorum nereden geliyor diye. Ama çıkarabiliyor. Yüklü mü miktar mı borcunuz? Yani biraz var. Biraz daha fazla olduğunu çıkarabilirsin. Anlıyorum. Bunu ödemek için yapabileceğiniz şu an, yani bunu çözmek isterseniz diye hani sadece tavsiye verebilirim. Çünkü bunu çözmeniz sizin geleceğiniz için önemli olabilir. O derece diyorsun. Evet. Vay hainler. İyi ben onları bir şekilde hallederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu bana çok büyük bir göz açıcı bir şey oldu. Umarım dikkate alırsınız dediklerimi. Alırım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi senin oraya geçiyoruz. Şimdi bir taraftan. Dengeletti. Sen daha adını bile bilmediğin mekanın sahibi seni çağırmıştı zaten. Seni en son bu akşamını unutulmayacak ve eğlenceli bir akşam olacağından ellerinden geleni yapmaları isteklerinde bulunduklarını söyledi. Şimdi seni ve bu adam böyle şeye geliyor. Seninle beraber geliyor. İçeri giriyor. Bu geri işte büyük de miydi biraz orta boyutlu büyük bir yer ama tek başına büyük bir oda. Bunlar belli başlı paravanlarla araları kapatılmış gibi. Yani şey değil. Geniş bir oda yok. Kendi içinde bölümleri yok. Paravanlarla ve oturulacak birkaç tane yerle şeyler var. Oturulan insanlar var. İşte karşılıklı oturup türlü türlü oyunlar oynanıyor. Zar oyunları, efendime söyleyeyim biraz daha şans oyunları. Türlü türlü çoğunluklama zar içeren bir şekilde ya da öbüründe. Ve hatta şey oynanıyor bir köşede biraz daha kalabalık bir şekilde. Neydi dur? Show ve neydi? Şey tek bir çift gibi oyun var. Aynen. Bir kişi bir bardak ya da benzeri bir şeyle kapta iki tane zar atıyor içine. Sonra bu zarı kapatıyor. Sonra herkes o an tek ya da çift diyor. Sonra elini çektiği zaman bu kişi ortadaki iki zarın toplamının sonucu tekse tek diyenler para kazanıyor. Çift diyenlerin parası şeyde kalıyor. Şeyde işte ne denirse anladınız siz bu evde. Aynen yani bu şeyde kalıyor. Kumarhanede kalıyor. Çift sonucu çıkarsa teklerin parası gidiyor. Tamam. Şimdi bir köşede o var. Diğer köşede işte biraz daha şey gibi barbut gibi falan filan türlü oyunların oynandığı şeyler var. Bir de onun dışarısında tabii etrafta takılan bu şeylerin genellikle masalara biraz daha nasıl desem, biraz daha arkadaşlık katmak için, biraz daha dostluk katmak için ve biraz daha buraya gelen insanları içki içirmek için uğraşan kadınlar olduğunu görebiliyoruz. Peki şimdi burası, nüfusu ne kadar bu köyün? Bu kasabanın ya da? Kasabanın nüfusu kötü değil yani ortalama bir 150 kişi falan vardır 200'e yakın. 200 kişi vardır. Tamam peki. Köyün nüfusu olarak söylüyorum. Burada kaç kişi var? Burada bir 20 kişi falan var. 20 kişi var. Şey olarak söyleyeyim. Yani hizmet kısmında değil, buraya müşteri olarak gelmiş 20 kişi var. Tamam.
Bu odada bir 25 kişi falan, 30 kişi vardır. Şimdi beyefendi, ben biraz aslında sakin bir ortam istiyordum ama falan özel bir odanız yok. Ne yazık ki. Ama eğer peki, özel bir hizmet istiyorsanız üst katımızı sadece en önemli misafirlerimizi kullanabiliyoruz. Olabilir, evet. Bakın, o güzel fikir. Güzel. Çok sevindim buna. Peki, kaç hanımefendi çalışıyor emrinizde? Ya böyle soruları sormanıza gerek yok. Siz takmayın onu. Biz size güzel hanımefendiler buluruz. Size kaç tane lazım siz söyleyin. 30 tane mesela. 30 tane hanımefendiyi ne yapacaksınız? İşte o yüzden sordum. Yani ona göre kafamda eğlencemi planlayacağım da o yüzden. 30 tane tabii ki de aramıyorum. 30 tane aramıyorsun. Okey, şey diyor yani adam. Şimdi siz bize eğlencenizi söyleyin. Biz size elimizden geldiği en iyi şekilde bu eğlenceyi sağlayalım. Tamam, o zaman ya çok büyük bir mekan ve çok büyük bir yerleşim yeri değil zaten. Çok fazla elinizde bir hanımefendi yoktur herhalde ama. O zaman bütün hanımlarınızı yukarıda birisi müzik çalsın, belki ikisi müzik çalsın, birisi söylesin, ondan sonra dans etsinler. Ya hangi yetenekleri neyse yani, o yönde tabii. Bir şey, ortam olsun istiyorum. Tek başınıza olacaksınız bu ortamda. Evet, aynen. Tabii. O zaman adam biz haram size, kurdu be. Siz benimle gelin diyor. Adam seni şey yapıyor, yanına alıyor. Bir de ne oyunlar oynuyorsunuz burada? Hangi oyunlar var? Çok aslında girmek istemiyorum çünkü biraz iyiyimdir bu konularda. Buradaki insanları üzmek istemem aslında ama yine de bir görmek de isterim. Bakın, eğer canınız istiyorsa oynamaktan çekinmeyin. Buradaki insanlar üzülmez. Eğer herhangi biri size bir şey yapmaya çalışırsa odanın böyle dört köşesinde bulunan adamları gösteriyor. Bu arkadaşlar onları hemen engellerler, merak etmeyin. Tamam, teşekkürler, çok sağ olun. O zaman bir ben bakayım oyunlara da şöyle bir. Siz de böyle düşünün plan programı, ona göre gelirim 2 dakika yanınıza. Ben size en iyi kısımları ayarlamaya çalışırım. Şimdi ben üst kata bir çıkayım. Tamam. Siz burada biraz eğlenin, ben geri gelirim deyip ayrılıyor. Ben abi bütün paravanların içine bakıyorum. Kaç tane kız var, hangi oyunlar oynanıyor, kaç kişi var. Hepsini tek tek inceliyorum, kontrol ediyorum. Artı bu zar oyunlarını aslında neyse boş ver, ona girmiyorum. Onu bilmiyorum zaten ben de. Tamam, şimdi bir kere paravanlarla kapalı olan yerler böyle çatır çutur açıp bakıyor musun, yoksa böyle sadece kenarından köşesinden falan böyle bir merhaba falan deyip böyle geri mi çekiliyorsun, yoksa kenardan bakıp? Ya kenarda köşeden bakıyorum, çok şey yapmadan, rahatsız etmeden yapmaya çalışıyorum. Tamam, böyle bir kenardan. Eğer dikkat çekme riskin varsa hiç bakmıyorum yani. Dikkat çekme riskin var. Yani çünkü mesela şöyle düşün. Sen mesela bir yerde oturmuşsun, içki içiyorsun, işte bir tane arkadaşın ya da birisiyle falan kumar oynuyorsun. Paravan o şimdi şey perde gibi bir şey olduğu için de aynı zamanda yani yanında şey var, tahta paravanlar var, oda gibi kapatan, bir de perde var. Perdeyi açarsan ses çıkarır, ses çıkardığı zaman da dikkat çekebilir. O zaman şöyle diyorum, baktı her birinde yapardım arkadaşa bakıyordum deyip devam ediyorum. Standart parmak değil. Arkadaşa bakmıştım. İstiyorum. Sen bir Skaldagri zarı at, senin zaten birazdan bir şeyleri senin bir onurla ilgili birkaç bir şeyini sorgulamam gerekecek yani şey için. Bir. Tamam. Ya bu adamlara yalan söylüyorsun. Evet. O yüzden çok büyük de olmasa da yani burada söylediğin genel yalan, ortalama yalan için oradan garanti bir onurun gidecek eğer bunu yapmaya devam edersen. Onun dışarısında böyle buradaki asıl amacın ne? Bana onu söyle bu hareketi. Amacın ne? Ha pardon, tabii de onu söylemedim ben. Kızları, yani, şimdi bu adamın boyunda şey vardı ya, ruj lekesi. Leke evet. Vardı ya da. Şimdi büyük ben bu kızlarla bir aileme yapıyor. Ben de şimdi kızların hepsini toplarsam, kızların hepsini ağzını arayıp ondan sonra... Aynı odaya toplarsan ama daha çok düşük ihtimalin. Yani çünkü bir tanesi konuşmaya başlarsa diğerleri onun ağzını kapatır. İşte hepsini konuşturmak amacım. Nasıl amacım? Tehditleri konuşturacağım. Yani diyeceğim ki planım şu şöyleydi daha doğrusu. Bakın siz benim. Siz hiçsiniz, etasınız çünkü hepiniz. Hiçbir öneminiz yok bu toplumda. Ama ete olmama şansınız da vardı. Bir köyde çalışıp belki bir samuraydan bile daha çok değer biçilen bazı zamanlarda üretim yapıp bu ülkeye bilmem ne falan diye bir hikaye anlatıp işte neyse işte bir köylü olup onurlu bir hayat da sürebilirdiniz ve hala sürme şansınız var.
Bunun için ben size bir fırsat sunuyorum. Şu anda eğer söylediklerimi, soracağım şeyleri, soruları bana düzgünce müzik, bu arada bu yandan müzik çalacakken ses gitmesin diye ses de çıkarttıracağım. Soracağım soruları sırayla düzgün bir şekilde cevaplarsanız sizinle iyi gideriz. Cevaplamazsanız ve umduğum cevapları almazsam kılıcı koyacağım masaya, katanayı. Her konuşmam bittiğinde katanayı biraz sıyıracağım. Şey, düz olan kısmını. Eğer ki konuşma bittiğinde memnun kalmazsam katanın keskin kısmını çevireceğim ve tümden kılına girdiği zaman bu sizin cezanızın verilmesinin vakti geldi gibi bir şeyler soracağım ben böyle. Tamam, hayır ama sen bana şunu söyle. Ha, senin doğru. Asıl niyetin, şimdi öncelikle burada asıl niyetin ne? Futuba ile ilgili bilgi almak. Bütün yani şey, futuba ile ilgili bilgi almak, evet. Ama onun dışında başka bu şey demişti ya bize şeydeki neredeki Tony Ajutsen'deki şey Zümrüt Kadı. Biraz böyle değişik yeraltı örgütleri var falan gibi, sen bir şeyler söylemişti. Hı hı. Onlarla ilgili bilgi alabilir miyim, alamaz mıyım falan filan gibi şeyleri de almak istiyorum. O yüzden başka bilgiler de alabilir miyim diye ona da bakacağım. Yapacağın yol, yani yapacağın, gideceğin yol biraz şey, yani biraz daha olsa onursuz anlayabilirsin ki bence. Öyle ama şimdi, bilgi almak için. Hayır işte ya, şimdi. Ona koyar mı? Onda onur kaldı mı ya? Hayır, şundan ötürü diyeceğim sadece, çünkü öncelikle bir. Her şeyden önce sen bu insanları şey için mi kullanmaya çalışıyorsun? Ben anlamak istiyorum. Ha, sonrasında şey, pardon, diyeceğim ki size güvence de sunuyorum. Deyip öldürmeyi niyetliyor musun? Şeyini, intimidation'ın ortaya koyarken. Öldürme değil, suç yüzünden tutuklayıp teslim etmeyi düşünüyorum. Ha, tamam o zaman. Öldürüp öldürmemek şey değil de yine de okey. Ama şöyle bir şey de var burada. Eğer ki düzgün cevap verirlerse diyeceğim ki ben aileme haber vereceğim. Size bir hafta sonra bir kişi gelecek buraya ve sizi burada alıp götürecek. Yani satın alacak onları. Ve ondan sonra onları da şey nedir? Düzgün bir yerde çiftliğe verip orada çalıştıracaklar. Şey, çalışacaklar. Yani hayatlarına onur bir şekilde devam edecekler. Okey. Bundan sonra sahnenin devamını oynayalım da şimdi ona çok tamam. Sen aşağıda ne yapacaksın? Sen bana onu söyle. Gidiyorsun, içerideki insan sayısını buluyorsun. Bir şey değil. Tamam. Tamam. Bin bile değil. Evet. Kızlar, asıl amacım şey aslında. Kızların sayısını öğrenmek. Bir de şey, adı nedir? Oyunları. Var şu an odada. Toplamda. Tamam. Hı. Tamam. Oyunlar ne oyunlar oynanıyor? Her yerde abi işte. İnsanlar bağırıp çağırıyor. Sen şu an şey, büyük bir salondasın yani. Patır kütür sesler geliyor. Geliyor yani. Ne tip oyunlar demek istemiştim. Onu zaten gördüm herhalde zaten onları da. İşte zar oyunları. İşte ne bileyim, kart oyunları. Bilmem ne falan. Bu oyun vardır abi. Zarla oynanabilecek. Anladım. Tamam. 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 O zaman sen bir süre daha burada takıp oyunlara oynayacak mısın? Bir şey yapacak mısın yoksa? Oynayayım ya. Bir yere oynayayım. Ne oynamayı planlıyorsun? O zar oyunda oynayayım. Tek çift olur var ya, onu oynayayım işte. Gidip bir 5-6 kişi falan oturuyor bir kadının önünde. Hı hı. Bu şey, oyunu bir kadın oynatıyor. Hı hı. Bu kadının görünüşü biraz şey, değişik, böyle şey olarak söyleyeyim, değişik. Kıyafetinde bir omuzu açık. Şurasından şöyle bandaj gibi şeyler takılmış. Kimonosunun yarısı giyilmiş. Bir kolu açıkta. O kolu da şeyi tutan zaten. İşte kaseyi tutan kolu. Kasenin içine zarları atıp atar atmaz bu kaseyi yere çarpıyor. Şimdi o zaman hızlıca şöyle bir şey yapalım. Çünkü hile yapılabilecek, en azından senin tarafından hile yapılabilecek bir oyun değil bu. Şimdi hemen şunu ayarlıyorum. Tamam. Şimdi böyle siz zar atalım ya. İşte benim elimde zar var. Ben şu an onu ayarladım 2 saniye. Şimdi ben zarı atıyorum. Tamam, kadın koyuyor zarları, kapatıyor. Ne diyorsun? Bu arada giriş ücreti için şu an 5 seni istiyorlar. Tamam, 5 seni veriyorum. Tamam. Tek mi çift mi? Tek. Açıyor. 4 ve 2. Çift. Senin paran alınıyor. Yanından işte şey, 2 tane adam daha şey demiş. Tek demiş. İşte bir 2 tane adam çift demiş. Çift diyenler parayı topluyor tabii. Senin 5 zeni tabii orada ütülüyor. Tamam. Abi, bir daha diyorum. İki katı koy bak. Yoksa kazanamazsın. Hep bu işin kuralı böyledir. İki katı. 5 koyduysan 10 koy şimdi. Hadi. 10 koydum o zaman. Tamam. 10 bir bu yani, koydum yani. Onlar da 10 zeni koyuyor. Şey, kazanmış olanlar 10 zeni koyuyor. Üçünüz oynuyorsunuz şu an. Hı hı.
Kadın tekrar atıyor. Tek mi çift mi? Tek. Açıyor. 5 ve 1. Çift. Ha. Tamam yeter. Yeter oynamıyorum da. Koy 20 koy. 20 koy abi kazan. Bak 20 ben koy kazanırsan ben... hepsini geri alacaksın kaybettiğini. Şeytana uymuyorum. Şeytana uymuyorum ben. Bir de paladin olacak bu diğerlerde ama neyse. Neyse. Sen tabii şeyden ayrılıyorsun o mekandan. İşte bu mekan dediğim yerde şey bu arada. Senin gittiğin küçük yer. Şey var. Birkaç tane ne denir yere. Minder koymuşlar. Minderlere 5-6 kişi oturuyor. Bir tane de karşıda kadın var. O minderde yere şey yapıyor zaten kiraz. Şimdi sen oradan ayrılınca tabii seninle arkandan şey yapıyorlar. Hafif bir dalga geçiyorlar. Ne oldu? Paranız kalmadı mı? Aha. Başka eğlencelere vakti ayırmam lazım. İyi oyunlarsa. Dalga geçti. Evet. Ondan sonra sen ayrılıyorsun oradan. Adamlar arkandan belki bir iki kelime bir şey diyordur da duymuyorsunuz kendi aralarında. Adamın yanına gidiyorum ben de. Neye yaklaşıyorsun? Bu üst kata çıkan merdivene yaklaşıyorsun. O zaman zaten buranın sahibi olan olduğunu düşündüğün kişi geri aşağı iniyor ve seni yukarı götürüyor. Şimdi ben size 5 tane kadından oluşan güzel bir grup hazırladım. Oo, tabii ki 5 tane kadın sağlayamam. Yok şaka yapmış zaten o şey. Seni üst kata götürüyor bu sefer. Bu şey ilk girdiğinde burası biraz daha şey gözüküyordu ya, loş gözüküyordu. Sen bu üst kata gidiyorsun. Üst kat 3 tane odaya bölünmüş. Küçük kendi özel odaları halinde. Arada şey var. Kağıt duvarlar var. Ve senin geçtiğin yerde yine işte loş bir ışık var odanın bir köşesinde. Bir tane masa var. O masada işte sake bardağı ve sake şeyi var. Şişesi var. Sen içeri girdiğin zaman 3 tane kadın, 2 tanesi çalgıda. Şamisen işte bu uzun yani hafif şey gibi saz gibi ama çok daha ince telli bir şey kullanıyorlar. 3 telli olan. Bir tane kadın da şeyde sake bardağının başında, bir kadın da direkt masanın yanında. Hani şimdi bir tane senin yanında olacak, biri senin sakeni dökecek. İki tanesi çalgı da, bir tanesi şarkı söyleyecek. Tamam. Adam seni odaya bırakıyor. İyi eğlenceler deyip ayrılıyor odanın. Böyle diğer odalarda hareketlik var mıydı? Bir ses, bir şey falan. Var. Var mı? Var. Az bir şey var bir odada. Şeyinden hemen ilerindeki odada. Sen şu an şeydesin. En üstteki odalardan birindesin. Tamam. Şimdi sen oturuyorsun tabii. İşte sen gelir gelmez şeyin başındaki kadın, işte sake bardağı ve şişesinin başındaki kadın sana bir el sake dolduruyor. Arka taraftaki kadınlar zaten şarkı söylüyordu. Şarkılarına devam ediyor. Böyle hafif şey böyle. Hafif yanık bir şey söylüyor kadın. Daha Japon kültürüne yakın ya. Benim emüle edemeyeceğim şekilde. Çünkü şey Japon musikisine hakim bir insan değilim çok ama anlayabilirsin ki şey hani biraz söylesem. Yüksek seslerle ve o aletin o tiz sesinin çarpıtmasıyla beraber şamisenin hoş bir oluşum oluyor. Hoş bir harmonik bir müzik oluyor. Sen orada oturuyorsun. Kadın tek sana işte sakeni sunuyor. Buyurun efendim afiyet olsun diye. Şeydeki kadın da senin işte oturduktan sonra hemen dibindeki minderde duran kadın da hafiften sana hani şey yapıyor. İşte omuzuna elini atıyor falan hani şey işte hani arkadaşlık işte companionship göstergesi. Burada ne renk? Türlü türlü. Ama çoğunlukla bir tür kırmızı ya da bordo tonu. Ama işte baktığın zaman o tam o rengi mi arıyorsun? Tamam. O zaman senden bir şey zarı istiyorum. Su şeyi. Survival water at. Çok hızlı. Bunun zorluğu yani uzaktan bakmak. Kadınların direkt rujunu bakaraktan tonunu çıkarmak. Doğru ton mu diye. 3 olur herhalde. Yani 3. Yok hiç almıyorum. Tamam. Çıkaramıyorsun abi. Yani bakıyorsun da şu an şey, oda ışığı boş ya. Hepsi aynı renk. Bir de tabii ki de sen biraz akşam yemeğini yerken sake de tükettiğin için hani hafif şey de var. Mayhoş şey. Kaygı çok hafif var. Evet çok tabii hafif de var. Sen orada şu an masandasın. Sakeni sana hizmet ediyorlar. Yanındaki kadın işte sırtını işte sıvazlıyor, okşuyor, şey yapıyor. İşte hafif masaj yapıyor gibi. Sen de sakeni içiyor musun? Bu ortama uyum sağlıyor musun? Yoksa şimdi, ne yapacaksın? Bir yudum iç. Biz ilk sake içiyorum. Hı. Ondan sonra koyuyorum. Doldurduktan sonra diyorum ki
O masaj yapan kıza. Hı. Şu tarafa geçer misiniz lütfen? Şu tarafı derken nereyi gösteriyorsun? Uzağını mı gösteriyorsun? Şey, pardon, tabii ekranda gözükmüyor tabii şey. Şöyle sol oturduğum yerin sol tarafını göstererekten. Ya da müzisyen nerede mesela? Sağda diyelim ki şarkı söyleyen solda. Onun solunu gösteriyorum. Tekrar. Diğerini de diyorum. Siz de buyurun şuraya geçin bir oturun. Kadınlardan biri böyle bir garipsiyor. Böyle bir diğerine bakıyor ne yapsak diye. Şöyle omuz silkiyorlar. Geçiyorlar dediğin yerlere. Önce oldu? Şey. Ne istiyorsunuz bizden? Size nasıl hizmet edebiliriz? Hı. Deyip ses dinliyorum. Bizi dinleyen hareket eden bir şey var mı? Bir kere şey müzisyenlere de dur mu diyorsun? Onlara da dur diyorum evet. Eğer duyuyor mu duyamayacağım kadar yüksek ses değilse onlara da dur diyorum. Duruyor. Müzik söyleyen kadın da bir duruyor. Şöyle durup gözümü kapatıyorum bir dinliyorum. Etrafta birisini duyup duyamayacağınla ilgili zorluğu ortalama 3. Pardon 2'ymiş. Tamam 3'ünü 3 başarı aldım. Tamam. Sen şu an senin etrafta özellikle dinleyen birisi olduğunu düşünmüyorsun. Tamam. Ama bu sesin ve müziğin kesilmesinin fark edilebilecek bir şey olduğunu anlayabilirsin bence. Yani tamam. Sesin odadaki müziğin ve sesin kesilmesi aşağı kattan ya da işte yan odadan falan filan fark edilebilecek bir şey. Tamam. Sonra gözümü açıyorum o zaman. Şey odam bir tekrar açıp. Biraz daha canlı şeyler çalabilir misiniz? Neşeli. Tabii. Ondan sonra şey çalmaya başlıyor. Biraz daha ritimli. Dındırı 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 diye böyle artık biraz daha hızlı ritimli giren ve hani belki hani nasıl desem belki bir biraz daha değiştirilse bu şarkı bir savaş alanında kullanılabilecek derecede bir ritme sahip. Hani yüksek tempolu bir şey çalıyorlar bir anda. Sen bunu isteyince. Ve şarkı söylenmeye başlıyor. Sen bunun üstüne ne yapıyorsun? Tamam şimdi işte en stresli kısımlar. Nasıl kısma gerek? Şimdi ne kadar mesafe var aramızda? Çok yüksek sesle konuşmak istemiyorum çünkü. 1,5 kulaç. Tamam 1,5 kulaç. Şöyle. 2 kulaç belki aynen işte. Hani biraz uzansan değineceğin bir şekilde. Tamam yaklaşıyorum. Bir kol mesafesine kadar ya da 1 kulaç mesafesine kadar geliyorum. Masayı da ileriye çekiyor itiyorum. Katanamı çıkartıyorum. Vakisesimi çıkartıyorum. Katana'nın vakizeşini çıkartırken kadınlar bir çekiniyor. Yani yok şey değil. Kınayla birlikte çıkartıyorum. Heh, ama yine de çekiniyorlar yani. Tamam kenara koyuyorum vakizeşiyi. Katanayı masanın üstüne koyuyorum. Keskin olmayan tarafını çeviriyorum onlara. Ondan sonra... Keskin olan tarafını onlara mı çeviriyorsun? Olmayan tarafını. Tamam. Hı. Şimdi hanımlar... benim eğlence anlayışım biraz farklıdır. Fark ettik. Ben bilgiyi severim. Bilgi beni eğlendirir. O yüzden sizden de istediğim şey, siz tabii müzik söylemeye ve şarkı söylemeye devam edin. Müzik öğrenmek istiyorum. Kanını ve vakizeşini çekince bu arada kısa bir süre duruyor yani müzik orada. Lütfen devam edin. Devam etmeye başladıktan sonra şey diyorum. Bilgi almak istiyorum. Bana özellikle bugün yaşadığınız şeyler hakkında bilgiler vermenizi istiyorum. Ve ona göre de geçmişe dönük daha fazla bilgi isteyeceğim sizden. Bu tabii ki de sizi zor durumda bırakacak bir şey olmayacak. Ona emin olabilirsiniz. Bunu kendi şerefim ve onurum üzerine söz veriyorum. Eğer şimdi ki düzgün bilgileri alırsam. Çalışacaksın. Tamam. Şimdi boş konuştun ama ben sana bunu zar attırmadan yapmayacağım. Tabii. Şimdi sen bu hanımefendileri biraz tehdit ederek yapıyorsun işini. Çünkü normalde evet. Uzatınca öyle yapacağım. Ortaya koyarak o şey yaparsın çünkü biraz. Senden bir command fire istiyorum. Tam da o açıkmış. Command fire istiyorum. Bunun zorluğu 2 mi olur, 3 mü olur? 2 olur herhalde. Zorluğu 2.
İyi, 2 aldım, bir de patlatıyorum. Çocuğum yazsana. Oo, 3 oldu. Daha attırsan daha... Ne kadar fazla başarı alırsan bunu da o kadar korkutma etkisi yaratacaksın. Tamam. O zaman bunu da patlatıyorum. Patlat bakalım. Alıyor musun bunu? 1, 2, 3, 4, evet. Tamam. Şimdi streslerini al. Onu ondan aldım. Sonra şey... yani dibindeki kadınlar çok korkmuş duruyor. Hı hı. Biraz daha işte şey çalgı çalan kadınlardan bir tanesi işte şeyi iki tanesi özellikle kapının dibinde olanlar. Şey çalgı çalanlar müzik söyleyen yan yana zaten. Onlar şey işte iki tane kenarda çalgı var ortada müzik söyleyeni var. Bunlar da bayağı çekinmiş korkmuş gibi duruyorlar bir şey yapacaksın diye. Kadınlardan bir tanesinin sen çünkü artık senin de şeyin vigilance'ın yüksek yani kadınların şeyini fark edebilirsin. Bir tanesi böyle kapıyı gözlüyor sanki hani kaçsam mı kaçmasam mı diye korkusundan. Merak etmeyin hiçbir kötü bir şey yapmayacağım size. Zarar vermeyeceğim yani. Öyle bir niyetim yok. Bunları sadece belimde durmasın diye çıkarttım. Koydum size sallamak için değil, size öldürmek için de değil. Şimdi. Hı. Biraz sakinleşme var mı bu arada? Çok yok. Yani katana ve vakizeşin hala masada olduğu için yani ne kadar keskin ucu onlara şu an bakmıyorsa da yani anında çıkarıp kesebilirsin bir tanesini. Öldürmen tek bir hamleni alır. O yüzden çekiniyorlar yani çok yüksek miktarda. Müzik de zaten böyle coşkusunu kaybetti. O müzik bir süre duruyor arada yine sonra yine çalmaya başlıyorlar. Biraz şimdi, sen itince onları diye düşünüyorum. Sen onları yine müzik çalmayınca bir süre sen onları yine ittiriyorsun müziği devam ettirin diye. Bakın sizler biliyorsunuz yaşam tarzınızı, yaşadığınız ortamı, insan size bakış açısına, toplumun size bakış açısına görülen bir kısımsınız. Köylülerden daha aşağı görülüyorsunuz. Ama ben size şu anda şu fırsatı sunuyorum. Eğer ki sorularıma yeterli, düzgün cevaplar verirseniz, eğer siz de istiyorsanız, istemiyorsanız yapacağım bir şey yok. Bu hayata devam edersiniz. O sizin seçiminiz. Ona karışmam ben. Sizi o konuda özgür tabii ki de bırakıyorum. Ama isterseniz de daha iyi bir hayat sunma şansı yakalamanızı sağlayacağım. Eğer istemiyorsanız tabii ki de devam edebilirsiniz. Bunu dediğim gibi konuşmamızın sonunda siz karar verirsiniz. Bunun için de yine kendi onuruma ve Kamilere adına eğer ki yalan söylüyorsam ve bu dediklerimi yapmazsam bütün Kamilerin laneti üzerimde olsun. Diyerekten size söz veriyorum. Şimdi, kadınlar şey soruyor, yani nasıl bir iyi hayat? Neyden bahsediyorsunuz? Daha onurlu bir hayat. Daha esiyetli bir hayat. İtilip kakılmadınız, hakaret uğramadınız, sizi kullanmadıkları bir hayat. Yani köylü hayatı mı? Yani... Kadınlar çok aslında ilgisini çekmiş gibi durmuyor doğruyu söylemem gerekirse. Hani şey yok. Belli ki... Mutlular bu hayattan. Gördüğü şeyi biraz kabullenmişler artık şu noktada. Biraz uzun süredir bu işi yapıyorlar. Yani aralarında böyle çok genç yok. Hani şey yok. Bu işe belki yeni atılmış ya da yeni şey yapılmış birisi yok. Çoğunluğu belli bir yaşa gelmişler artık. Ve belli bir süre artık şeye girdikten sonra toplumun kendilerine bakış şeylerini biraz kabullenmişler gibi duruyor. Yani sen şeyi çıkaramıyor. Yani biraz köylülük şeyiyle onları kazanamayacağından eminsin. Tamam. O zaman biraz daha büyüteceğiz olayı. Yani. Bakın, benim adım Yasuki Dengunetsu. Yani Yasuki klanındayım. Bizim klanımızı duyduysanız, ticaretle epey ilgilenen ve bu tür konularda epey başarılı olan bir klandır. Diğer klanların aksine. Sizin de seçim size kalmış. Yani köylü olmak istiyorsanız tabii ki de köylü olarak yaşama şansı da tanım size. Bir bağınız, bahçeniz olur, ekip biçersiniz. Size kalmış. Belki evlenirsiniz, çocuk sahibi olursunuz. Ya da ufak ticarethaneleriniz olabilir ve bunları geliştirirsiniz bizim klanımızın denetiminde. Ya da başka bir şey. Bunu ilerleyen zaman gösterir. Şu an için erken. Kararını düşünürsünüz. Siz kararını siz verirsiniz.
Bunu ben değil. Seçimi siz yapacaksınız. Ama dediğim gibi bugünkü konuşmamızdan aldığım verilere bağlı, bilgilere bağlı. Kadınlar duruyor, bakın kadınlardan şey olan, sana sakeyi döken kadın şey diyor. Çok teşekkür ederiz ama biz almayalım bence böyle bir şeyi. Diğer türlü devreye Zümrüt Kadılar girecek. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz ki bize? Bizimle nasıl bir sıkıntınız var? İşte burada dediğim bilgileri alamazsam o sıkıntım o zaman ortaya çıkacak sizinle. O zaman onlar sorgulaması gerekecek size. Ben sizi sorgulamıyorum. Ben sadece sizden bilgi alıyorum ama onlar sorgulayacak. Bir şeye bakacağım. Tamam. Abi kadınlardan bu sake, işte sana yine sakeyi döken kadın seninle konuşmaya çalışıyor yani. Anlaşmaya çalışıyor biraz. Bakın yapamayız bunu. Kellenizi alırlar. İşte zaten siz hani Zümrüt Kadıları çağırmanız o saatten sonra hiçbir şey değiştirmez. Biz konuşursak demeye çalışıyor. O sırada sen şey sesini duyuyorsun. Kapının açılma sesini duyuyorsun. Biraz geç fark ediyorsun ki kadınlardan biri senin bulunduğun yerden elindeki çalgıyı yere bırakıp aşağı doğru merdivenlere doğru koşmaya başlamış. Ses çıkararak. Olmadı bu. Evet, bu olmadı. Sen acilen nasıl bir bok döneceğinin farkındasın. Bulunduğun binanın bir penceresi var. Şu an bulunduğun odanın. Ya da aşağı kata inen merdivenler var. Birazdan tahmin edebiliyorsun ki bir 4-5 kişi üstüne çullanacaklar. Nasıl adamlardı bunlar aşağıda gördüklerim falan? Epey deneyimli adamlar mıydı? Duruşlarından falan. Yani deneyimli durmuyorlar. Hani sen tek başına 5 adamı alt edebilir misin bilmiyorum ama senin grubun burada olsa içinden yaşarsınız büyük ihtimalle. Yani şey bile, saniye bile durmazsınız büyük ihtimalle onları lime etmekten ama tek başınasın. Yani o orantı şey değil. Hani kazanabilirsin yine ama yüksek bir orantı vermiyorum. Tamam. O zaman burada sağ sol meşale var değil mi? Yani şey ya da lamba falan. Mum var. Bunları duvarlara ince tutuşturmak istesem ya da ip bir şeyleri falan tutuşturmak istesem tutuşturmam mümkün, hızlı olur mu? Biraz zaman alır ama mesela nereyi tutuşturacaksın? Duvarı mı tutuşturacaksın? Başka bir şey mi tutuşturacaksın? Yani evet bir kargaşa yaratacak kadar tutuşturmak. Adamlar geldiyse adama. Ya da gelmeye yakın. Ya adamlar şunu tahmin edebiliyorsun. Yani kadın aşağı kata koştu. Bağırarak biraz. Yardım bizi öldürecek falan filan diye. Bunu yapar yapmaz sen şey fark edebilirsin yani. Şu an bir böyle bir 20-30 saniyen var. Birazdan odaya. Aklıma gelmişti ya kapıdan çekildim diyecektim de. İşte. Neyse. Hayat. Ya yeni çığlık atabilirdi tabii. Tecrübelendin. Ama... Ya evet. O da çok kalabalık olmaları senin için bir sıkıntı oldu yani işte kadınlardan bir tanesi seninle konuşurken başka bir tanesi kaçtı senin dikkatini dağıtırken. Vigilance'ın kadar şey yaptım çünkü senin uyanıklığını geçecek kadar yüksek bir kortizol attım burada ben şimdi. Ne yapacak? Ama şimdi kaçarsam bu benim için büyük bir dert çünkü kaçmış olacağım. Ama yok abi. Kaçmıyorum. Yani, duruyorum. Yani, ama bak emin misin son kararım bak. 5-6 tane adam üstüne çullanacaklar abi. Hani bir de yani bunu düşün. Çünkü yani girdin ben evet merhaba Crime Lord. Ha tamam ben senin geliş alanını sorgulayacağım birazdan deyip gittin çünkü hani tutamam seni şimdi 3 saatten sonra geri ama anladın sen olayı. Yani öldürdüklerini düşün. Yani %100 öldürürler mi bilmiyorum. Bir şey yaparlar mı bilmiyorum. Ya, belki öldürebilirsin hepsini de. Ama başlarındaki adam en azından boru gibi durmuyordu. Erkeklerin %90'ı kaçmaktır. İşte bizde öyle olmuyor. Bize tam tersi. Evet işte. Yani ya gururun bir süre yutacaksın ya da hayat. Yok abi. Hem yani mesela burada mesela onu kaybetmek istemem yani. Diğerleri çok fazla umudu olan bir şey değil ama bu konuda kaybetmek istemem. O yüzden abi ben şey yapıyorum. Ayağa kalkıyorum. Bak sizin katılım yerine takıyorum. Ne yazık ki arkadaşınız istenmeyen bir şey neden oldu. Siz de onu engellemediniz tabii. Kadın şey, bence şey, köşeye doğru çekiliyorlar odanın köşesine doğru. Şey diyorum hiç durmayın burada. Buyurun çıkın dışarı. Burası çünkü birazdan karışabilir.
Sizin zarar görmenizi istemiyorum. O kadına koşarak çıkıyorlar geri aşağı kata doğru. Hatta şöyle oluyor. Sen yandaki kapının kapısının açıldığını duyuyorsun. Hı-hı. Kağıt kapının. Oradan da gelmeseler bari. Tamam yok, evet. Gelsin sonra. Ne oluyor burada ya? Falan diye böyle bir tane adam sesi geliyor. Ne oluyor burada ya? Buyurun siz keyfinize bakın. Birazdan arkadaşlar gelecekler, onlarla konuşacağız. Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Kadınlar kim bu adam? Tanımıyorsun büyük ihtimalle böyle bir müşterisi. Şey belli. İşimiz bitti, siz lütfen rahatsız olmayın. Deyip kapatıyor adam kapıyı. Geri içeriden müzik sesi geliyor diğer yan odadan. Şimdi sen bekliyor musun? Adam aşağı kattan merdivenlerden sesler gelmeye başlıyor. Gelsinler. Bekliyorum. Tamam. O zaman burayı biraz Theater of the Mind yapacağız. Yani tamam. Çok güzel. Daracık bir mekandasın. Dört tane adam. Birbirinde tek kapı var. Evet. Ama kapı adamların ellerinde mızraklar var ve kapı kağıttan. Duvarlar kağıttan. Öyle bir durum söz konusu. Bunların adamlar gelip sana şeyi soruyorlar direkt işte. Mızraklarını sana doğru tutuyorlar. Girdikleri zaman. Şey bir şekilde. Hani direkt saldırmıyorlar. Hı-hı. Ama bir ne oluyor diye böyle bir sorgulamak için. Arkadan şeyleri geliyor. Bunların lideri geliyor az önce konuştuğun tahminince. Buranın sahibi. Ne oldu burada? Kızlarıma hiç hoş davranmamışsınız. Bir misafir olarak benim misafirperverliğimi çok hor görmüşsünüz diye duyum aldım. Bir saki alıyorum, içiyorum. Hı. Bu arada ben bir şey yapabilir miyim? Ben uyanıp Kanarısı'ya dönüyorum. Canım çok helva istedi ya. Şu o şeye gideyim de mutfağa bir helva kavurayım da yeriz Kanarısı diyor. Ha, güzel fıstığı bol olsun. Tatlı tatlı. Fıstığı bol olsun. Koyuyorum sakiye tekrar. Hı. Şimdi hanımlara da söylediğim gibi. Benim eğlencem biraz farklıdır. Dedim ama onlar beni anlamadılar. Hiçbirine zarar vermedim gördüğünüz gibi. Hiçbirinin canı yanmadı bile. Ama sanırım beni yanlış anladılar. Yanlış mı anladılar? Evet. Yani isteklerimi çok basit bir şeydi. Ve buna karşılık veremediler. Neymiş istekleriniz? Bir de bana söyleyin. Bilgi. Neyle ilgili? Her şeyle ilgili. Şimdi istediğiniz şeyler çok derin şeyler. Bir şey bir yerden başlamamız lazım elbette her şeye. Her şey sonsuz bir şey değildir. Sonuçta tabii her şeyin bir başlangıcı ve bir sonu vardır. İşte ne yazık ki onlar başlamadılar. İşte. Yani başlasalardı. Bakın, limit koymak onların kendi elinde. Vermek istedikleri bilgi verirler, istemedikleri bilgi vermezler. Ama şimdi şöyle anlaşalım. Hiçbir bilgi vermediler. Eğer sizden izlenmek gerekiyorsa kalkıp giderlerdi sizin yanınıza. Böyle bir şey istiyorlar. Nasıl bilgiler verebiliriz ya da verelim mi? Siz de hayır derseniz gelirler derlerdi ki yok kusura bakmayın bilgi veremeyeceğiz ama başka bir eğlence istiyorsanız onu yaparız. Yok hayır bilgi vereceğiz, şu bir bilgileri veriyoruz diye verebilirlerdi. Vermediler. Şimdi her şeyin bedeli vardır. Bu hanımların önünde çekip kullanmış olmanız zaten bir tehdit belirtmiyor mu sizce de yani bu hanımefendilere ne demiş olsanız bile? Katılım çekmişim. Sorar mısınız yani, hangisine katılım çektiğimi? Benimle duran bir şeyi rahat olsun diye masaya koydum. Onlara da söyledim zaten korkunca onlar. Dikkatli katılım çekmedim. Sadece rahat olsun diye buraya koydum dedim. Bakın eğer sizin istediğiniz şey bilgi ise bu akşam kan dökülmek zorunda değil ama ne konusunda bilgi istediğinizi bana söylemezseniz birazdan işler çok daha kabalaşacak ve bunun kabalaşmasını ne ben isterim ne başkası ister burada. Aynen. Buradaki işinizin tombulmasını ben de istemem. Tamam. O İyi zaman bir şey oluşturmuşsunuz. Diyorsunuz. Bunu sonlandırmak benim de hoşuma gitmeyecektir. Hı. Belki de. O zaman buyurun adamlar çıksın sizle konuşalım. Daha iyi olacak demek ki. Yok bir sıkıntı yok bence şu an. Siz eğer bir şeyse siz şimdi gayet rahat konuşuyor gibi gözüküyorsunuz. O yüzden ben mümkünse avantajlı pozisyonumu kaybetmeye risk atmak istemiyorum. Zümrüt kadı olma ihtimaliniz ortaya çıkarsa o zaman başka şeyler düşünebiliriz. Tabii buyurun otursun. Tabii. Adam geliyor senin şeyine karşına geçiyor. Adamın da bu arada belinde bir şey görebiliyorsun. Bir dayışı görebiliyorsun. Şeyde aşağıda konuşurken yoktu. Belli ki duvarı kenara başka bir yere koymuş. Şimdi bir olay olduğu için geliyor karşına. Şimdi öncelikle bana yaptığınız saygısızlıktan ötürü bir özür dileyerek başlarsanız burada daha mutlu başlarız. Çünkü benim mekanıma gelip hanımlarımı korkutmak hoş bir davranış değil. Benim de mekanda misafir ettiğiniz kişiyi silahlı adamlarla karşılamak da hoş bir davranış değil. Yani bu bakış açısına göre değişen bir şeydir.
Ben silahımı çekmedim. Hiçbir tehdit ya da öldürücü bir şey de yapmadım. Ama sadece bilgi istedim. Bilgi istemek en doğal şey. Bunu gidip bir tane pazarcıdan da isteyebilirim. O adam da kaçıp "Aha ne yapıyorsunuz?" deyip de sağa sola mı koşturuyor? Hayır. Adam böyle bir an gözünü kapatıyor. Bakın. Çok konuşuyorsunuz. O yüzden kısa ve öz konuşalım. Hı hı. Sizin amacınız ne? Ne istiyorsunuz? Çünkü inanın bana sabrımın sonuna gelmeye başladım. Tamam, bugün başlangıç olarak şöyle başlayalım. Uzun bir konu olabilir çünkü bu. Bugün burası hakkında bana bilgi verebileceğiniz bilgiler neler var? Bugün için sadece. Sabahtan akşama kadar. Ben size bütün ilginç bilgiler mi söyleyeyim istiyorsunuz? Yok, ilginç bilgiler. Hayır, sizin işinizle ilgili bilgilerden bahsetmiyorum. İlginç şeyler. Buradaki insanlar, olaylar, geçen insanlar. Ben böyle bir kenara bakıyorum. Belki buradan geçen birisini arıyorum ama size bilgisini verme şansım yok. O kişi hakkında bilgi toplamak için de eğer elde etmem lazım. Söylemeyecekseniz sizi lütfen dışarı alalım. Burada kan dökülmesine gerek yok demiştik. Burada siz de eğer daha çok sıkıntı çıkarmaya niyet etmeyeceğinizin sözünü verirseniz sizi seve seve dışarı bırakırız. Lakin eğer bizim başımıza ve bizim etrafımızda bulunan insanlara sıkıntı çıkarmaya bu kadar niyetliyseniz ve bunun karşılığında hiçbir şey de söylememeye, sizi ne yazık ki buradan canlı bir şekilde dışarı salamayız. O zaman şu bilgiyi niye veremiyorsunuz onu merak ediyorum. Bugün buradan geçen yabancı kimler vardı? Neden vereyim? Sizi bunun karşılığında bana ne vereceksiniz bu bilginin karşılığında? Ne istiyorsunuz? Ne verebilirsiniz? Mesela para. Başka tabii, bilgi. Siz baştan beri istediğiniz tek şey bilgi ise ve karşında para vereceksiniz. Neden benimle konuşmadınız ki? Bu şeye bakıyor böyle aşağı doğru bakıyor. Bu gerizekalı hatunlarla konuşmaya karar verdiniz. Çünkü o hatunlar buradan geçen insanlarla ilgileniyorlar. Siz değil. Ha yok hayır. Eğer siz onlarla yakın şey ediyorsanız bilemeyeceğim onu. Ben buraya gelen her misal. Ama eğer şöyle tatsız diller konuşmaya devam ederseniz adamlardan bir tanesi şeyi. Bu arada adamlar sana hala mızrak tutuyorlar. Bunu şunu belirtmek hı-hı istiyorum. Hani aşırı dezavantajlı bir pozisyondasın. Tamam geliyor. Camdan atlayıp kaçacağım zaten o zaman artık. O dışarıya dövüşeceğim daha doğrusu. Karşındaki adam duruyor. Siz daha bir fidan halinde bu kadar cebelleşmeye niyet ediyorsanız ne yazık ki buradan çıkmanızı artık izin verebilecek durumda değilim. Benim de sabrımın sonuna gelindi artık deyip ayağa kalkıp belindeki katanasının elini koyup çekiyor direkt abi. Ben de ayağa kalkıyorum, ben de çekiyorum abi. Şimdi ayağa... o durumda eğer adamlar hareket ederse camdan dışarı atlayacağım. Ha? Adamlar hareket ederse camdan dışarı atlayacağım. Yani inisiyatife bakar tabii olayda. Tamam. Şimdi zaten adam katanasını çektiği anda bir şey olduğu anda inisiyatife giriyoruz hızlıca. Hı, tamam. Sen hızlıca bir inisiyatif at. Ben de bu adam için. Bir ara verelim ondan sonra devam edelim bence. Evet. Hadi ben araya geçiyorum. İnisiyatifleri arada atarsınız. İnisiyatif atalım. Belki görüşemeyiz. İyi bakın kendinize.